Buna müsaade etmişiz geçen sene. Daha fazla. 6. sıradayız. Ama Uğurcan'ın performansı, belki savunmadaki bir hamlenin performansı seni ayak tutmuş. Bu seneki veri daha iyi. Ama şeyde 4. sırası geçen seneki veri 6. sıradayız. Bu sene kalemize gelen şutların %71'i merkezden olmuş. Bunu neyle açıklayabiliriz? Merkez orta sahayla açıklayabilirsin. Sekizlerin merkezi kapatmamasıyla açıklayabilirsin. En hassas olduğum nokta kenar oyuncunun merkezi kapatmasını açıklayabiliriz. Bunlar bir veri. Gözlemlerimiz, şimdi bunun üzerinden çalışmalar yapıp bunları daha aza indirmeye çalışacağız. Rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takımız. Bu neyi oluşturuyor? Agresif dedin. Yani daha agresif dedin ya. Baskıyı, aslında çok güzel baskılar yaptığımız maçlar var bütününde. Baskıdan sonra topu aldıktan sonra eğer topu bir daha çabuk kaybediyorsan veya birinci bölgeyi en az kullanan takım olduk. Hani çok pas yapıyormuşuz ya biz. Lay 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 lay. Çok. Biz birinci bölgeyi en az kullanan takımız. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Büyük takım için, şampiyon olan takım için, oyun oynamaya çalışan bir takım için bu sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden bir tanesi gol oluyor. Ama işte orta yapılmıyor. Kenar ortası şöyle oluyor. Yok niye gelmiyor? Ya bu bir plan. Bulamadın mı çevireceksin topu. Çevirilmeye müsaade edilmiyor. Başka bir... Şimdi Dünya Kupası seyrediyorsunuz. Ne var? Ne görüyorsunuz? He? Savunmada, hücumda. Hepsi beraber. Bir bütün. Bir bütün. Bütün bir tanesini yapmadan olur mu bugün? Artık bakın. Takımlar kimleri cezalandırıyor. Öyle mi? Yani onun için bu boyun bütün çok detayları var içinde. Biz de bunun içinde en iyi şekilde çalışmaya, yani içindeki doğru yapmaya çalışıyoruz. Bakın yediğimiz toplam 29 golün 13'ünü set hücumlarından yedik. Sayısal olarak 11 kişi topun arkasındayken bununla ilgili neye çalışma yapacağız? Bunu çözmeye çalışacağız. Maç başına 15.6 şut denemişiz bu sene. Bu zamana kadar. Ligde bunu deneyen, en fazla deneyen ikinci takımız ligin. Şut. Bu neyi getiriyor? Yani Bakasetas gibi bir oyuncunun olması, diğer oyuncuları. Ama neye yemez eksik? Koşu yapan oyuncu sayımız eksik kaldı. Rakip arkası koşar. Oyuncu profilinden kaynaklanan bir durum oluştu. Kenar oyuncularının bu şekilde olmasından dolayı orta saha oyuncularını oynamak zorunda kaldık. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız. Bakın biraz evvel de birinci bölge en az kullanan takımız. En fazla uzun pas kullanan takımız. Yani futbolda bu kaldırmaz. Bu kayıplar kaldırmaz. Biz bunu geçen sene daha fazla oynarken bu sene de en az oynayan takıma döndük. Hani pas yapıyor. Bir daha çevir. Hani eğer fırsat yoksa baskı yaptıysan stoperin oynasın. Bugün yine size üstüne basa basak söylüyorum. Bugün dünya futbolunda top ayağını en fazla değen iki tane oyuncu söyleyeyim. Stoper. Biri stoper, biri kaleci. Bugün sayısal olarak bir yerde nasıl fazla olabilmen için savunmada kaleciyle fazla olursun. Stoperin bir tanesi boş olur. Şimdi yani bunu oynamayacak biz yanındaki stoperi. İleri vurduğun zaman ne oluyor? İleri vurduğunda top hava topunda girdiğinde ligin en az hava topu kazanan bir takımıyız. O zaman topu veriyorsun rakibe. Bu sefer oynamıyor ve geriye yaslanmak zorunda kalıyorsun. Onun için yani bunu bilgilendirmek için söyledim. Bu bizim kendi eksiklerimiz ve bunun üzerine biz çalışma yapıyoruz. Devre arasında bu çalışmaları daha fazla yapacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bunları yukarı çıkartmaya çalışacağız. Evet, yani bu bir tespit. Yani eksiklerin tabii ki bir oyun her zaman iyi oynayamazsın. Her zaman işe iyi gidemezsin. Her zaman doğru organize olamazsın. Bunların üzerinde çalışacaksın. Bunu ligde de duran toplardan gol yemedik. Bir tane frikik daha yemedik. Kenar ortalardan yemedik. Duran top verimliliğinde savunmada ve hücumda geçen sezona göre %35'ten %46'ya çıkartmışız. Burada artan bir tarafımız. Eksilen taraflarımız var. Biraz evvel dediğim gibi hava topu kazanma oranımız %45 ile ligin en şeyiz, sıkıntılıyız. Vurduğun top artık kazanamıyoruz. Geçen sene %50'ymiş, 57'ymiş, bu sene %45'e düşmüş. %12'lik bir düşüş var. Sen sahipsiz topu alamıyorsan, bunu bir daha her seferinde vurmanın değil, o zaman pas opsiyonlarını kullanman gerekiyor.
Ligde en fazla orta yapan takımız, dördüncü takımız. Maç başına 6 anahtar pas ile ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Yani çok zaten al attığında şey ayıldı. Öyle görüntüler var ki. Trezeguet onların ikisini yaparsa. Baka var, Viska var, kaybeden var, Marek var. Final pası çok net. Bir Aslan 2-0 olacak, 3-0 olacak. Bakıyorsun dönüyor aynı Konya maçında olduğu gibi. Konya maçında 2-0'dan sonra size iki tane anahtar pas göstereyim. Son saniyede gol ettik. Bunlar bizim olumlu taraflarımız da var, olumsuz taraflarımız da var. SWOT analizini yapıp sahada bir görselde çalışacağız. İki, pratikte uygulayacağız. Daha iyisini yapmak için ikinci yarıyla ilgili start vereceğiz. Onun için şunu söyleyeyim. Oyunun bir bölümü yok. Bütün bir oyun var. Bütün oyun olarak bakın. Ya işte pas mı yapacak? Agresif mi oynayacak? Baskı mı yapacak? Taç mı atacak? Öyle bir şey yok. Hepsi bir bütün. Hani öyle bütün bakmak lazım. O bir hatırlatma sadece size. Söyledim. Buyurun devam edelim. Hocam milli takım kadrosuna baktığınızda Eren oynanan iki hazırlık maçında toplamda 17 atak organizasyonu içerisinde görülmüş. Danimarka milli takımında oynayan diğer kenar oyuncumuz Lerter ise ilk maçında 7 hücum organizasyonunda görülmüş. Trabzonspor'un geride bıraktığımız özellikle lig analizi için söyleyeyim. Avrupa maçlarını da bunun içerisine kattığımızda kenarları çok fazla kullanabilen bir Trabzonspor profili görmedik. Esasında ya bundan bu aranın sonrasında sistemsel anlamda bir değişiklik var mı Abdullah Hoca'nın kafasında? Şimdi kenar derken yani bekleri kenarı evet. Bekleri derinlikte kullanmaktan değil mi evet, bahsediyorsunuz? Evet, evet. Aslında yani biraz evvel yapılan ortaların büyük bölümü yani son derece sıkıntılı. Yani aslında biz bekleri bu sene yolladık. Çünkü kenar oyuncularımız orta saha oyuncuları oldukları için onları içeri aslında buluşturduk. Ama hedefe pas atmayınca skora, tabelaya katkı yapmayınca yollamıyor değiliz. Yolladık bu sene. Geçen sene bunun hani senin önünde oynayan oyuncunun profiline göre bu değişiyor. Yani iç koridordan mı yollayacaksın, kenardan mı yollayacaksın, destekte mi yollayacaksın? Yani onların hepsini denedik. Şimdi bizim özellikle birinci bölge hava topu kazanma şeyi söyledik. Bu oran geçen sene de söyledim. Ligde duran topları söyledim. Şimdi hedefsiz orta yaptığın an tamam mı? Bunlar sana geçiş olarak geri dönüyor. Biz geçen sene itibariyle bir sene öncesinde de biliyorsunuz Bruno'dan sonra sol bekte de 8 tane sol bek kullanmıştık. Ama Tony'yi kenarda tutuyorduk. Çünkü Tony'nin özelliği oydu. İç koridora bek'i yolluyorduk. Yani veya desteğe yolluyorduk. Şimdi Larsen de Eren de ucunda desteğe giden oyuncular. Gitmiyor değiller. Ama hedefte sonuçlanmadığı için ondan sonra belki istatistik anlamında kötü gözükebilir. Ki Eren tarafını daha fazla aslında kullandık. Bazen rakibin ikili karşılamasına göre bek'in bir tanesini şey kullanabiliyorsun. Üçlü stoper gibi kullanabiliyorsun. Eğer iki bek'i derinliğe yolladığın zaman orada bir üçlüyü ya orta saha oyuncusuyla yapman lazım. Bu savunma ağırlıklı oyuncu mu, ofansif ağırlıklı bir oyuncu? Bundan ilgili görüntüler de gösteririm. Yani biz Adana Demirspor maçında 3. gol yediğimiz maçı hatırlıyor musunuz? Ceza sahasının üzerinde sağ bek var. Öteki ceza sahasının üzerinde sol bek var. Hücum anında. Final pasını atsak belki biz gol atacağız. Bu doğru bir görüntü mü değil? Çünkü orta sahada o dönüşte daha savunma ağırlıklı bir oyuncuyla oynaman lazım. Benim oynadığım o 8'lerin o özellikleri yok. Belli bir süreden sonra karşılamada sıkıntı yaşıyoruz o zaman. Onun için onu planlayarak duruma göre tabelaya yansımadığı için bazen konuşuyor. Ama bu sene bekleri daha derinlikte kullandığımı düşünüyorum geçen seneye oranla. Yok, hep bu konuda eleştirildiniz hocam. Sanki Abdullah Avcı iki kenar oyuncusunu göndermiyor da kendi yara alanında oyunu set oyununda kabul ediyor bir görüntü. Bu yönde de eleştirildi. Yani yani çok böyle onları bilmiyorum neyle eleştirildiğimi ama ben bekleri Türkiye'de en değişik kullanan, başlatan hocalardan bir tanesiyim. Bazen oyun kurucu kullandım, bazen derinlikte kullandım, bazen iç koridorda kullandım. Bu sadece bekin profiliyle ilgili. Bir bek ille girecek diye bir şey yoktur. Bakın bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tony varken başka türlü kullanırsın, Edin varken başka türlü kullanırsın. Örnek veriyorum Ömür varken başka türlü kullanırsın. Yani illa bek, yani bu artık yani dünyada da böyle 30 sene evvel de illa bek çizgiye gidecek. Bir kenar oyuncusu içeri girmiyorsa iki tane oyuncu üst üste olduğu zaman ne oluyor? Ne oluyor? Kaybediyorsun, geride koşuyorsun. Doğru mu? Yani bu öyle kabul etmiyorum onu. Onun için biz bu ligde yani 3-1-6'yı oynadık. Tabelaya yansımadığı zaman bunu anlatamazsın. Bu iş tabela işidir. Onun için Trabzonspor yani 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Kulüp yapıyor.
skorlar alınıyor, şampiyonluk yaşandı, kupalar alınıyor, yurt dışında oyuncu satıyoruz. Bir değişimin içinde ve her şeyin içinde Trabzonspor. Ne olacak? PlayStation değil bu. Bunları onun için çalışıyoruz. Tekrar onun için sahada uygulayacağız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda bir organizasyon yapıyor Trabzonspor. Trabzonspor da verimli toprak dedim geldiğimde 2 sene önce. Bakın bugün altyapımız şu anda dünyanın çoğu kulübü tarafından denetlenen bir firma tarafından denetleniyor. Denetleme şu. Organizasyon yapılıyor. Bu toprağı verimli daha iyi hale getirmek için yapıyoruz bunu. Bugün yörenin şöyle bir şeyi var. Cesaretli mi cesaretli altyapıdan gelen. Gözü kara mı gözü kara. Kuvvetli mi kuvvetli. Ne var? Hep yoruyoruz. Zihinsel olarak yoruyoruz. Zihnini daha iyi, eğitimini daha iyi hale getirmemiz lazım. Bunu da genel söyleyeyim burada basa basa. Romanya'dan Trabzonspor iddiası. Ortaya Joker. Süper Lig'in son şampiyonu olan Trabzonspor'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Rumen basınından dikkat çeken bir transfer iddiası atılmış durumda. Fırtına'nın Steaua Bükreş takımında forma terleten 23 yaşındaki Adrian Sut ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Dünya Kupası sonrası için çalışmalar devam ediyor. Bordo Mavililer bir yandan transfer çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Trabzonspor, devre arası transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda takviye yapacak. Spor Toto Süper Lig'de bu sezonda şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta sahaya bir takviye yapılması gündemde, 1998 doğumlu, kriterine uygun isim arayışı devam ederken, flash bir iddia Romanya'dan geldi. Takvimin haberine göre, Bordo Mavililerin, Steaua Bükreş takımında forma giyen 23 yaşındaki Adrian Sut ile ilgilendiği yazıldı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir ön görüşme yaptığı belirtildi. Bükreş ekibinin ise oyuncudan bonservis beklentisi de belli oldu. Rumen ekibi genç oyuncudan 3 milyon euro seviyelerinde bonservis geliri bekliyor. Futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiş olacak. Oyuncunun şu an Trabzonspor'un boşta olan ve 1998 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kriterine uyması da önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sut, defansif orta saha ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Bir joker gibi olması futbolcunun cazip görünmesindeki ana etkenlerden biri. Sut, ayaklarına olan hakimiyeti ve yüksek konsantrasyonu ile dikkat çekiyor. Adrian Sut, Rumen milli takımı formasını alt yaş kategorilerinde giyme başarısı gösterdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri. Önemli hedefler var, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basına açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı konuşmada, şampiyonluktan sonra değişim yaşandıktan sonra Trabzonspor her kulvarda var, ligde devam ediyor. Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var, koşacak. Kupada olacağız. 22 maçın SWOT analizini yaparak hazırlıklara devam edeceğiz. Dedi. İşte o sözler, 3 net oyuncumuzun sakatlanması oyunun içinde aksamaya sebep oldu. Ömürü kenar kullanmak zorunda kaldık. Belki de bu sayede performansını aşağı çektik. İyi oyunlar da oynadık, arada kalan oyunlarımız da vardı. İyi miyiz hayır, kötü müyüz hayır. Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Değişimdeki süreçte hem oyun hem de oyuncu üzerinden çalışıyoruz. 3 hazırlık maçı yapacağız. Umarım sakatlıksız atlatırız. Bazen sonuç aldık, bazen alamadık. İyi miyiz, aradayız. Kötü müyüz, değiliz. Arada gidiyoruz. Şampiyonluktan sonra değişim yaşandıktan sonra Trabzonspor her kulvarda var, ligde devam ediyor. Konferans liginde önemli hedefleri var, koşacak. Kupada olacağız. 22 maçın SWOT analizini yaparak hazırlıklara devam edeceğiz.